Kritik bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta Merkez Bankaların haftası. Amerika'da Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı bu hafta çarşamba günü altını, gümüşü, dünya borsalarının kripto paraları her zaman olduğu gibi derinden etkileyebilir. Perşembe Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, onun kararları da euroyu etkiliyor. Bu ikisindeki beklentilere ve nasıl etkileyebileceğine piyasalara birazdan geleceğim. Bizim Merkez Bankamızın faiz kararı haftaya 22 Haziran'da kritik bir tarih. Çünkü artık bütün yatırım kuruluşları neredeyse bir faiz artırım bekliyor bizim Merkez Bankasından. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz politikası o konudaki ısrarı hepimizin malumu. Buna rağmen işte beklentiler değişti. Beklentilerin değişmesinin arkasında hem Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilmesi var hem de geçen hafta Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına atanan yeni başkan Gaye Erkan İkisinin de ekonomi politikalarını, para politikasını Türkiye'nin değiştireceği düşünülüyor yatırım kuruluşları, yatırımcılar tarafından. Bu da işte politika faizin artırılacağı beklentisini doğurdu. Şimdi Morgan Stanley, Amerikan Yatırım Bankası geçen hafta bir raporu yayınlamıştı. 22 Haziran'da gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizini, politika faizini 8,5'tan %20'ye çıkaracak. JP Morgan, o da yine Amerikan Bankası, %25 diyordu. Goldman Sachs da bu arada Yine onlarla benzer bir başka yatırım bankası. O da %40'a Merkez Bankası'nın politika faizinin çıkarılmasını bekliyor. Yani beklentiler çok yüksek. Yatırım kuruluşları çıtayı çok yukarıya koydu, çok yükseğe koydu. Eğer beklenti gerçekleşirse ne ala? Ama gerçekleşmezse o zaman işte piyasalarda ciddi bir moral bozukluğu, Borsa İstanbul olumsuz etkileyecek, Türkiye'nin CDS'ini yükseltecek, Eurobond fiyatlarını düşürecek bir moral bozukluğu ortaya çıkabilir. Şimdi bu hafta tabii ki yeni başkan Gaye Erkan'ın yapabileceği açıklamalar, atacağı adımlar, Merkez Bankası içinde yapacağı atamalar yakından izlenecek ve piyasa oradan Mesajlar çıkarmaya çalışacak. Evet Türkiye'de durum böyle. Şimdi Amerika'ya gidelim. Son Türkiye tekrar geri döneceğiz. Amerika'da çarşamba Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ama ondan önce Fed'in faiz kararını belirleyecek son veri salı günü tüketici enflasyonu açıklanacak. Tüketici enflasyonu Amerika'da geriliyor Fed'in faiz artırımları sayesinde ve o nedenle zaten piyasa artık bu toplantıda Fed'den bir faiz artırım beklemiyor. Ama eğer salı günü açıklanacak olan enflasyon beklentilerin üzerinde gelirse o zaman yeniden Fed'den bir faiz arttırımı başlar. Daha doğrusu faiz arttırımı olasılığı iyice güçlenir. Ve bu da altını, gümüşü, kripto paraları, borsaları, dünya borsalarını düşürecek bir gelişme olur. Beklenti ne? Beklenti aylık tüketici enflasyonunun %0.3 artacağı şeklinde. Geçen ay Nisan ayında %0.4 artmıştı. Ve çekirdek enflasyon tarafı da o da gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen enflasyon yani Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın yakından izlediği enflasyon onun da aylık %0.4 artması bekleniyor. Ya bunların üzerinde gelmemesi lazım. Gelirse işte kötü. Eğer gelmezse büyük olasılıkla FED çarşamba günü faiz artırım yapmayacak. Pas geçecek. Bunu da görüyorsunuz. Trey piyasalardaki beklenti %70 ihtimalle şu anda piyasalar faiz artırım yapmamasını bekliyor. Bu da işte zaten geçtiğimiz haftalarda altına, gümüşe yaramıştı. Geçen haftada işte bir miktar destekledi. Ons altını 1960 doların üzerinde kalmaya devam etti ons gümüşte işte 24 doların üzerine çıktı. Fed'in şimdi faiz artırımı yapmayacağını burada görüyoruz. Yani piyasanın beklentisi bu yönde. Ama sadece faiz artırım yapıp yapmayacağı değil. Çarşamba gecesi piyasaları etkileyebilecek gelişme, aynı zamanda önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme. Şahin bir yönlendirme mi yapacak, güvercin mi yönlendirme mi yapacak? Hem faiz kararını ettiğinde hem de Fed Başkanı Jerome Powell yarım saat sonra düzenleyeceği basın toplantısında Şimdi önümüzdeki dönemde enflasyon riski hala yüksek. Biz bir faiz artırımı daha yapabiliriz filan gibi ifadeler kullanırsa o zaman bu şahin olarak algılanır ve yine altın ve gümüş ve borsalar ve kripto paralar için olumsuz bir gelişme olur. Bu tabloyu her pazar size aktarıyorum. Kitco'nun ve Kıymetli Metaller Yatırım Şirketi Wall Street'te traderlar arasında yaptığı anket altına dair yeni hafta beklentilerini soruyor. Gördüğünüz gibi bu hafta %43'ü boğa pozisyonunda yani yükseliş bekliyor. Ayı pozisyonunda olanlar yani düşüş bekleyenler %10. Nötral olanlar ise %50'ye yakın %48 civarında. Yani aslında ağırlıklı beklenti bu hafta altının bulunduğu seviyelerde işte 1960-70 dolar civarında yatay bir seyir izleyeceği yönünde. Ama boğalar da işte onlara yakın. Ve ama eğer FED beklenmeyeni yapar ve faiz arttırımına giderse ya da önümüzdeki döneme dair bir şahin mesaj verirse o zaman 1940 dolarda bir desteği var ons altının. Onun altına gevşeyebilir. Ama diyor Edwin Day. Edwin Day Amerika'da tanınan bir stratejist. Edwin Day Asset Management'ın bir varlık yönetim şirketi. Onun kurucusu ve başkanı. Ama diyor arttırım ihtimali ya da şahin yönlendirme ihtimali aslında altın fiyatlarına dahil. Yani altın fiyatı ons altın zaten 2050 dolarlardan buraya kadar düştü. Ve 1950 dolarlar, 60 dolarlar aslında faiz arttırımı ihtimalini ya da önümüzdeki dönemde biraz daha şahin bir politika izleyeceği ihtimalini Fed'in içeriyor. O nedenle Adrian D'ye göre 1940 doların altına sarksa dahi bir faiz arttırımı ihtimalinde orada çok fazla kalıcı olmaz ve yeniden yükselişe geçer ons altın. Ons altın yükseldiğinde biliyorsunuz içeride Gram altın ve bu arada diğer altınlar işte çeyrek altın başta olmak üzere hepsi birden yükseliyor ama gram altını tabii ki sadece ons altın değil, ons altın da etkiliyor ama ons altının yanı sıra döviz de etkiliyor. Yani dövizdeki yükseliş gram altında yükseliş getiriyor. İkisi birden yükseldiğinde hem ons altın hem döviz gram altındaki yükseliş daha da katmerli oluyor. Çarşamba Fed, Perşembe Avrupa Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası çok büyük olasılıkla 25 bas puanlık bir faiz artırımına gidecek. Bu da işte fiyatlara dahil. Ama orada da asıl önemlisi bundan sonraya dair yapacağı yönlendirme. Yani bu artık son faiz artırımı mı? Yoksa önümüzdeki dönemde yeni 1-2 faiz artırımı daha yapacağı mesajını verecek mi? Büyük olasılıkla son faiz artırımı olacak bu. Çünkü Avrupa'da da enflasyon geriliyor. Ve bu arada Almanya başta olmak üzere Avrupa ekonomilerinin bir çoğu resesyona girdi. Yani iki çeyrek üst üste eksi büyüdü. Şimdi durgunlukta resesyonda olan bir ülkede, bir bölgede faiz artırımlarına devam etmek durgunluğun daha da derinleşmesi anlamına gelir. O nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın eli biraz bağlı. Ama buna rağmen şahin mesajlar verilirse... O işte euroyu dolar karşısında bir miktar daha destekler, güçlendirir. Euro dolar paritesi 1.07'nin altına sarkmıştı ama geçen haftanın sonunda yeniden 1.07'nin üzerine yükseldi. Amerikan borsaları bu sene gerçekten çok iyi performans gösteriyorlar. S&P 500 Geçtiğimiz Cuma günü Ağustos'tan bu yanaki en yüksek seviyesine yükseldi. Ondan önce zaten Nasdaq ve teknoloji hisseleri bu yıl gerçekten çok çarpıcı bir performansa imza atmışlardı. %30'dan fazla yükseliş. Oysa hatırlarsanız sene başında Amerika'da bir resesyon beklentisi vardı. Tıpkı Avrupa gibi. Yani Amerika'da eksi büyümeye geçecek diye bir beklenti vardı. Onun da Amerikan borsalarının çok olumsuz etkilemesinden korkuluyordu. O korkulan olmadı. Tam tersine Amerika'da işler hiç fena gitmiyor. Bu da işte özellikle teknoloji hisselerini yani büyümeye odaklı Amerika ekonomisi büyüdüğünde büyüyen şirketleri onların hisse senetlerini olumlu etkiliyor. Ama işte geçen hafta New York borsasına da yayıldı ve şimdi yıl sonuna dair beklentiler de revize ediliyor. Goldman Sachs diyor ki geçen haftaki öngörüsü bu yıl sonunda S&P 500 New York borsası endeksi 4500 görecek bu seviyelerden %5'lik potansiyel anlamına geliyor. Bank of America'da S&P 500'ün gelecek sene yükselişini sürdüreceği ve 5000'e kadar çıkacağı öngörüsünde yine geçen hafta bulundu. Amerikan borsalarında biliyorsunuz bu kanalın sponsoru Midas'la yatırım yapabiliyorsunuz. Midas bir yerli aracı kurum ama Amerikan borsalarında da hem hisse senedi hem emtia fonu, şey yatırım fonu, endeks fonu yani ETF alma satma imkanı sağlıyor. Amerikan borsalarına yatırım yapmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsa İstanbul geçen Cuma günü tarihi zirvesinin yani 5700 eşiğine geldi. 5700'ü Ocak ayının başında görmüştük ve 5626'da kapattı. Şimdi bu hafta Olumsuz sürpriz, kötü sürpriz bir haberle karşılaşmazsak büyük olasılıkla 5700 test edecek ve geçecek. Şimdi borsa İstanbul'da turnusol testi önümüzdeki hafta. Merkez Bankası'nın yeni başkanıyla yapacağı faiz toplantısı, yani para politikası kurulu toplantısı haftaya perşembe. O güne kadar borsada iyimser havanın devam edeceğini söylemek mümkün. Ama işte Perşembe günü, önümüzdeki Perşembe günü, gelecek haftanın Perşembe günü ne olacağını bilmiyoruz. Oradan çıkacak faiz kararı borsayı ateşleyebilir de sert bir düşüşe neden olabilirdi. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.